الرحمن الرحيم باب ما يبدأ بوضعه في السجود باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين Bu bab neyin babıdır? Bab-ı ma şöyle bir şeyin babıdır ki yebdev namaz kılan başlar. Bivad'ı koymakla. Sücud secdede. Secdede koyacak. Neyi? El yedeğin, ellerinin. Ellerini koyacak. Evir rukbetin yahut dizlerini. Bir adam secdeye giderken evvela ellerini mi koyacak? Yoksa evvela dizlerini mi koyacak? Bu onu beyan edecek. Çünkü ihtilaflar Burada da ihtilaf var. Bazıları diyor ki evvela dizlerini, sonra ellerini. Bazıları da diyor ki hayır. Evvela ellerini, sonra dizlerini. Haddesena Ali ibn Abdurrahman ibn Muhammed ibn Mughirah el-Kufiyyu. Kale haddesena Esbeğ ibn el-Ferec. Kale haddesena Darawardiyyu. An Ubeydillah ibn Umar el-Nafi an Ali ibn Umar radıyallahu anhuma. أنه كان إذا سجد إمام نافع عبد الله بن عمر من رواية diyor ki إذا سجد كان إذا سجد عبد الله بن عمر secdettiği vakitte بدأ başlardı بوضع يديه ellerini yere koymakla başlardı قبل ركبتيه dizlerinden evvel ve كان يقول derdi ki كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الكريم Efendimiz oldu يصنع ذلك böyle yapar oldu Secdeye giderken evvela ellerini koydu, sonra dizlerini koydu ve buyururdu ki Resulullah Efendimiz böyle yapardı. Bu bir. Abdullah ibn Ömer'den rivayet. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Sa'id ibn Mansur ve Esbeğu ibn Feris, kâle haddesene Darawardiyyu an Muhammed ibn Abdillah ibn Hasan عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حضرت أبو هريرة ده بو رواية geldi ki أنا ولا في أمر Efendimiz böyle yaptığında Hazreti Ebu Hureyre de öyle yaparmış. Evvela secdeye giderken ellerini korumuş, sonradan da dizlerini korumuş. فقال قوم bir kavim dediler ki حدثنا حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه yine bu senette Hazreti Ebu Hureyre'ye çıkıyor ki Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor kim? A'raç Evet, yukarıki hadiste de yine o rivayet ediyordu. Kale, Hazreti Ebu Hureyre buyurdu ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, İzâ secede ahadüküm sizden birini secde ettiği vakitte, Fela yebruk çökmesin, Kema yebrukül ba'ir, devenin çökmesi gibi çökmesin. Velakin yeda'u yedeyi, evvela ellerini koy, Sümme rukbeteyhi sonra da dizlerini koyur. Deve gibi çökmesin. Evvel ellerini koysun. Sonra da dizlerini koysun. Deveyle mi yapar? He? Evet. Nasıl yapar? Şimdi, ilk defa dizlerini çöker ondan sonra yapar. Yani dizlerini? Dizlerini çöker. Yok dizlerini diyor ki evvel ellerini sonra dizlerini çöküyor. Yok deve böyle evvel. He? Yok mu? Diyor ki evvel ellerini koyacak sonra dizlerini koyacak. Deve gibi yapmayın diyor. E işte. Deve böyle yapar. Deve böyle, deve, bak, ediyor, deve böyle yapar diyor. Velakin yada'u yedeyi sümme yada'u rükbeteyi. Şöyle yapmayın diyor. Deve gibi yapmayın da. Böyleydin sonra koyun diyor. Ha, deve gibi yapmayın. Bizim yaptığımız gibi şimdi Hanefiler gelecek bizim deve gibi yapacağız gibi. Peki şimdi bu hadisten bu nasıl mana çıkıyor? Hadiste bu hadisin kendisinde devenin çökmesi gibi çökmeyi. Evet, çökmesi deve evvel ellerini koy sonra dizlerini koy. Halbuki diyor ki sünmeyi evvel ellerini koysun sonra dizlerini koy. İşte ben acaba yaptığım gibi yaptım. Deve bütün ayaklarını vurup böyle dizlerini çöker. Ondan yok. Sonra otur. Öyle diyor hadi. Yok yok. Efendim, bir kavim dediler ki, Hâdel kelâmu muhâl. Bu kelam muhâl olur.
Nasıl olur? Deve gibi yapmayın. Ondan sonra da evvel ellerinizi koyun. Evveller de koydum. İşte deve gibi yaptın. Deve gibi yapmayın. Şimdi لَاَنَّهُ قَالَ Hadiste dedi ki لَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ Devenin çökmesi gibi yapmayın siz. Yapmayın. Ha. وَالْبَعِيرُ Deve اِنَّمَا يَبْرُكُ عَلَى يَدَيْهِ Elleri üzerine evvela çöker. ثُمَّ قَالَ Ondan sonra hadiste dedi ki وَلَاكِنْ يَدَعُ يَدَيْهِ Lakin ellerini kor, kellerü kubeteyhi Dizlerinden evvel فَاَمْرُهُ اَمْرِي هَاهُنَ Burada nedir? En yasna'a işleye, ma yasna'ul ba'ir, devenin işlediğini işleye. Deve gibi yapmayın diyor, burada. Hem de diyor ki evvel ellerini koyun. Evvel ellerini koydum, oldu deve gibi. Deve gibi oldu, şimdi zıt oldu. Hadisin kendisi iki manayı da o ifade etti. Hem deve gibi yapmayın diyor, hem de evvel ellerinizi koyun. Deve ellerini koy. وَنَهَاهُ فِي اَوَّلِ الْكَلَامِ Kelamın evvelinde nehyetti ki en yef'ale işleye işlemeyi. Ney? Ma yef'alul ba'ir devenin işlediğini işlemeyi nehyetti. Deve gibi çökmeyin. Böyle dedi. Sonradan da ne dedi? Sonradan evvel ellerinizi koyun. Deve gibi oldu. Şimdi burada uzun uzadıya izahat veriyor aşağıda. Diyor ki fekâne minel hücceti aleyhim evet bizim muhaliflerimizin aleyhine olan hüccetlerdir. Fî zâlik burada fî tesbîte hâzel kelam bu kelam-ı tesbitte ve tasrî'i tesbîinde ve nefhil ihâleti minhum muhallığı bundan nefh etmekte orucudur ki ennel ba'îre deve rukbetâhu onun dirsekleri fî yedihi ellerinde orucudur. Evet. Ve kezâlike fî sâiril bahâim diğer hayvanlarınki gibi ön tarafta orucudur yani. Ve benu Adem, beni Adem ise leysu kezalik. Beni Adem öyle değildir ki. Fekale la yebruke la rukbeteyhi. Evet. Ve ben evet. Fekale buyurdu ki la yebruk çökmesin ala rukbeteyhi dizlerine elleteyn. Öyle dizleri ki filiz değil. Ayaklarındaki olan dizler üzerine çökmesin. Hareket edelim. Evet. Kema yebrukul ba'ir. Deve çöktüğü gibi ala rukbeteyhi dizlerine. Elleteyn fiyedeyhi. Devenin dizleri, rukbeleri ellerindedir. İnsanlarınki ayaklarındadır. Siz deve gibi ellerinizin üzerine çökmeyin. Ya sizin nerede? Dizde ayaklarınız da sizin rukbeleriniz. Onun üzerine çökün. Velakin yebdev başlar. Feyadev kur. Evvelen yedeyhi. Evvelen ellerini kur. Elletin öyle eller ki leyse fihima rukbetan. Rukbe yok. Rukbe burada yok. Sümme evet. Sümme yedav rukbeteyi sonradan da dizlerini koyur. Öyleyse evvel elleri koyacaksın. Sonra da dizleri koyacaksın. Feyekûnü mâ yef'alü zâlik. Feyekûn olur mâ ol bir şey ki yuf'alü fî zâlik. Burada işlenildi. Bi hilâfi mâ yef'alül ba'ir. Devenin işlediğinin hilâfı oldu işte. Şimdi bunlar diyorlar ki evvela ellerini koydun mu? Hı. Bak dizlerimizi koymadık. Ha. Şimdi secdeye gideceksen evvela hı hı. Ellerin koyacaksın. Hı. Dizlerin koydun mu? Koymadım. Evvela ellerin koydun, sonradan da dizlerin koydun. Secdeye gideceğin vakitte şu anda rükudan kalk. Rükudan iniyorsun, Allahu Ekber diyorsun. Evvela ellerin koyacaksın, ondan sonra da dizlerin koyacaksın ki deve gibi olmayasın. Evet. Deve, şimdi çünkü deve, en değil o, deve diz burada onlar böyle çiğleşmiş, nasırlaşmış gibi. Şafiler böyle yapar ve bu sünnettir diyorlar. Evvela ellerini koy, kalkarken de evvela dizlerini kaldırır. İttika ederler ya, ittika sünnettir onlarda. Ellerini yere bakar çünkü gene dizleri. Dizleri son koyduğundan dolayı evvel kaldıracak. Onun için onların ekserisi insan zelleder ki oğlum bunu namazı da bilmiyor. Halbuki sünnet onlardan. İşte buradan almışlar onlar. فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim zahib oldu ki لَاَنَّ الْيَدَيْنِ اَلَّرْ يَبْدَوُ بِوَضْعِهِمَا Ellerini koymakla başlar ki sücudi secdede kebler rütbeteyni dizlerinden evvel ellerini koy, sonra dizlerini koy. İhtiyarlar için de rahat o daha. Hele şişmanlar için. Birden pat düşene kadar dayanır ona.
وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu meselede de hüccet getirdiler. بِهَذِي الْاَسَارِ Bu eserlerle ihticac ettiler. Bunları delil getirdiler. وَخَالَفَنْ Bunlara muhalif oldu. فِي ذَٰلِكَ Bu meselede aharun başka alimler de bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا Dediler ki بَلْ يَبْدَوْ Belki başlar بِوَدْ اَرْرُكْبَتَيْنِ Dizlerini koymakla febler yediğin ellerinden evvel. Onlar da dediler, hayır, hangisi secdeye yakın? Diz. Sıralayın, evvela ayaklar. Bak yerde zaten. Yedi aza üzerine secde olmuyor mu? Yedi aza. Öyleyse bak tertiple, ayaklar hiç yerden kalkmaz. Ondan sonra secdeye giderken dizler gider. Çünkü yeri o yakın. Ondan sonra eller gider, ondan sonra baş gider. Kalkarken de en evvela başı kaldıracaksın. Çünkü baş yukarıda oluyor. Ondan sonra elleri kaldıracaksın. Ondan sonra da dizleri kaldıracaksan ayaklar gene yerde kalacak. Bu tertip üzerine. Bunlar da böyle dediler. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّثَلُمْ Bunlar da ihticac ettiler. Bizim rivayet etmiş olduğumuz şu hadisle ki bize rivayet eyledi İbn-i Ebi Davud قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل أن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أبو هريرة رضي الله عنه تنجوات diyor ki Peygamber Efendimiz secde etmeye başladı mı? Yukarı hadisler de Ebu Hureyre'den rivayet edildi. İki tane var mı? Ha? İki hadis orada. Evet. Bir Abdullah bin Ömer'den iki hadis de Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Bunun zıddına burada da diyor ki Peygamber Efendimiz emretti ki izâ secede Peygamber Efendimiz ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ secede secde ettiği vakitte bedaya başlardı. Bi rukbeteyhi dizlerini yere koymakla feble yedeyi ellerinden evvel. Ellerini koymasan evvel dizlerini yere koydu. Öyle başlardı. Ve bimâ haddesene dehi şu hadiste de ihticac ederiz. Ki bize rivayet eyledi Rabi'ul Mu'ezzin. Kâle haddesene Esed ibn Musa. Kâle haddesene ibn Fudayl. An Abdillah ibn Sa'id en ceddihi. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. İzâ secede ahadukum. Sizden birini secde ettiği vakitte. Fel yebde' bi rukbeteyhi. İki dizleriyle başlasın. Yani yere koymaya. Kable yedeyhi iki elinden evvel. وَلَا يَبْرُكْ Çökmesin بُرُوكَ الْفَحْلِ Erkek devenin çökmesi gibi çökmesin. Evet. Erkeklerin çökmesi deve ellerini kor ya, ellerini koydun, ondan sonra korsan işte şey olur, devenin çöküşü gibi olur. Ama yok, sen evvela dizlerini koy, ondan evet, sonra ellerini yani. Koy. فَهَذَا بُوْ خِلَافُ مَا رَوَ الْعَرَجَنَ Ebu Hureyre'de radıyallahu anh. Yukarıki hadisi şerifi Hazreti Ebu Hureyre'den Araş rivayet etmişti. Bunu kim rivayet etti Ebu Hureyre'den? Diyor ki İbn-i Fudayl an Abdillah ibn-i Sa'id an ceddihi. İbn-i Fudayl dedesi Sa'id'den rivayet eylemiş. Şey, İbn-i Fudayl babası Abdullah'dır. Abdullah ibn-i Sa'id'den rivayet eylemiş. Diğer bir rivayet daha var. Evet. Fâzâ khilâf-ı mâre ve lâ rezenî bu hureyrete radıyallahu anh. Ve mâne hâzâ bunun manası la yebrukü alâ yedeyhi elleri üzerine çökmez kemâ yebrukül ba'îru alâ yedeyhi deve elleri ilk önce ellerin üzerine çöktüğü gibi siz böyle yapmayın. Evvela dizlerinizin üzerinize çökün. حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد في أنبر أفن السجد إيه وقت أولدي بدأ başlar أولدي بيوات عروق بتيه dizlerini yere koymakla başlar أولدي قبل يديه ellerinden evvel ellerinden evvel dizlerini koydu. Ve haddesen ibn Ebi Davud kâle haddesen Ebu Umar el-Havziyyü
قال حدثنا همام قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عاصم بن كليب babasından yine aynen bu rivayeti rivayetiyle di ve lem yetkur vailin vaili zikretmedi keza قال ابن أبي داود ابن أبو داود dedi min hifzihi kendi hatırat aklından Süfyan-ı Sevri dedi. قال حدثنا سفيان الثوري حديثه ne diyor? حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا همام قال حدثنا سفيان الثوري. Halbuki bunu kendi hepsinden söyledi. Süfyan-ı Sevri değil. وقد غلط غلط etti. والصواب صواب olan شقيق. Humam kimden rivayet eyledi? قال حدثنا همام قال حدثنا شقيق. Süfyan-ı Sevri değil. Vahva bu şakir kimdir? Ebu Leys'in Ebu Leys'tir. Kezalike haddesena bize böylece rivayet eyledi Yezid ibn-i Sinan min kitabihi. Yezid ibn-i Sinan kendi kitabından açtı dedi ki esas bu rivayet Hümam Şakik'ten rivayet eylemiş fakat İbn Ebu Davud yanlışlıkla Süfyan-ı Sevri demiş. Kale haddesena Yezid ibn-i Sinan dedi ki rivayet eyledi Hibban ibn-i Hilal قال حدثنا همام عن شقيق أبي ليث عن عاصم بن كليب عن أبيه böyle rivayet eyledi ki doğrusu bu ve şakikun şakir Ebu hem bir adamdır bilmiyoruz diyor bu da bilmedik yani meçhulul hal yani felemme ihtulife anen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki peygamber efendimizden ihtilaf olundu fîmâ yebde'u bi vad'ihî hangisini evvela koydu? Ellerini mi, dizlerini mi? Fidalik bu meselede ihtilaf olundu. Bazı dedi ki Peygamber Efendimiz evvela ellerinizi koydu. Bazıları dedi ki Peygamber Efendimiz evvela dizlerini koydu. Nazarna fidalik biz bu meselede düşündük, taşındık. Fekâne sebîlu tashîhi me'anil âsâr eserlerin manalarının tashîhinin sebîli yolu şu oldu ki enne vailen vail lem yehtelif anhu ondan ihtilaf etmedi rivayetler. Onun rivayeti bir. O innemel ihtilaf an Ebu Hureyre radıyallahu anh. Vail ibn-i Hücür diyor ki Peygamber Efendimiz nasıl namaz kıldı? Evvela dizlerini koydu, sonra ellerini koydu. Başka bir rivayette yok. Demek Ebu Vail'in ki bu. Ama Hazreti Ebu Hureyre'den iki rivayet geldi. Birisinde diyor ki dizlerinizi koyun sonra ellerinizi. Bir rivayette de diyor evvela ellerinizi koyun sonra dizlerinizi. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ihtilaf etti. Ve innema ihtilafu ihtilaf an Ebi Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'dendir. Fekâne yenbeği layık oldu ki en yekûne ola ma ruvi anhu Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilen hadisler ola لَمَّا تَكَافَأَتِ الرِّوَايَاتِ rivayetler tekafu ettiğinden birbirine karşı ikisi de aynı şekilde olduğundan evet fihi bu mesele hakkında irtifa etti. İki delil. Hazreti Ebu Hureyre'den gelen iki rivayetler tekafu etti. Yani birbirine muadil geldi. Birisi kuvvet bulmadı. Şimdi Hazreti Ebu Hureyre'nin hangi rivayetini alsak? Birisini alsak öteki kalacak, onu alsak öteki kalacak. Deliller ikisi de birbirine muariz olur, kuvvetle de bir olursa tesadüf ederler. Bu delil alınmaz. Bir hüccet olamaz. Hüccet olamadığı gibi kimin rivayeti kaldı? Vail İbn-i Hücir'in rivayeti kaldı. Onda ihtilaf yok. Onun bir türlü rivayet var. İbn-i Ömer'in de var. Efendim? Allah İbn-i Ömer'in de Abdullah ibn Ömer'in de var. Şimdi bu evvela bunların ikisine cevap veriyor. İrtefa'a ve sebete ma reva vaili. Vaili'nin rivayeti burada sabit oldu. Fâzâ hükmü tasihî ma'anil âsâd eserlerin manalarının tasihî böyle oldu. Fî zâlik bunda. İbn-i Ömer'den iki türlü rivayet yok. İbn-i Ömer ne diyor? Evvela ellerini koy, sonra dizlerini koy. Onda ihtilaf yok. O hangi tarafa aldı? Evvela ellerini koymayı. Vail ibn-i Hücür de ne dedi? Evvela dizlerini, sonra ellerini. O da bu tarafta kaldı. Ortada kalan Hazreti Ebu Hüreyre oldu. Ondan bir hadis öyle var, bir hadis de böyle var. Hangi tarafa alacağız?
İhtilaf olunduğundan onu hiç almadı. Mevzunun harici çıkardı. Kaldı bir taraf Abdullah İbni Ömer'in hadisini aldı. Bir tarafta Vail İbni Hücün hadisini aldı. Ondan sonra nezere gidecek. وَاَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكَ مِنْ طَر۪يكِ النَّظَرِ Nazar tarikiyle bunun yolu. فَاِنَّا قَدْ رَئِينَ الْعَادَى Biz azaları gördük. اَلَّتِ اُمِرَ بِسْسُجُودَ عَلَيْهَا O azalar ki, اَلَّتِ اُلَى azalar ki, اُمِرَ بِسْسُجُودَ secde ile emrolunca aleyhe o azalar üzerine. Kendileri üzerine secde emredilen azaları gördük ki, يَسَبْعَةَ عَدَى 7 azal. بِذَٰلِكَ جَاءَتِ الْآثَارِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Eserde de böyle geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de aza, işte 7 aza üzerine söylüyordu. فَمِمَّا رُوْيَعْنُهُ ف۪ي ذَٰلِكِ Evet, bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz'den rivayet edilenlerdendir. Yani secde 7 aza üzerine olur. Maşul bir rivayet ki, حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْرَٰهِمُ اِبْنِ اَبِي الْوَز۪يرِ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ اللّٰهِ اِبْنِ جَعْفَرِ أن إسماعيل بن محمد أن عامر بن سعد عن أبيه قال أمير العبد أن يسجد على سبعة أرابي أمير أمر دلدي هل عبد قول أن يسجد سجديدة على سبعة أراب يدي أعزاء üzerine أراب إرب جمع إرب عضو وجهه yüzü bir ve keffeyhi iki elleri etti üç ve rukbeteyhi iki de dizleri etti beş ve kademeyhi iki de ayakları etti yedi eyyuha lem yeka bunların hangi birisi yere gelmezse fakat intakasa secde noksan oldu bu yedi azanın birisi yere gelmedi mi secde noksan oldu çünkü secde yedi aza üzerine oldu. Değil. Birisi yere geldi mi noksan olur dedi ya. Namazda noksan oldu. Ve ma haddesene ibn-i merzuqin. Kale haddesene Ebu Amir. Kale haddesene Abdullah ibn-i Cafer. En İsmail'en Amir ibn-i Sa'di. En Ebi'ye kale izâ secedede abdû. Kul secdeydi. Etti mi secede alâ seb'ati âradın. Yedi azâ üzerine secdeydi. Sümme zekere mislehu. Sonra bunun gibi zikretti ki hangisini koymasın noksan olur. Ve haddesene Muhammed ibn-i Huzeyme ve Fahdun kâle haddesene Abdullah ibn-i Salih kâle haddesene Leys ha ve haddesene Yunus kâle haddesene Abdullah ibn-i Yusuf kâle haddesene Leys kâle haddesene ibn-i Lhâd en Muhammed ibn-i İbrahim ibn-i Haris en Amir ibn-i Sa'd ibn-i Ebi Vakkas en Abbas ibn-i Abdülmuttalib ennehu semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazreti Abbas'tan rivayet ediyor ki Hazreti Abbas radıyallahu anh dedi ki Peygamber Efendimiz'i işittim yekulu derdi İza secedel abdu kul secde etti mi secede me'ahu seb'atu arabi onunla beraber yedi azası secde eder ve çuhu yüzü ve keffahu iki elleri ve rukbetahu iki dizleri ve kademahu iki ayaklar. Şimdi bunları getiriyor, diyor ki secde yedi aza üzerine olur, yedi aza üzerine olduğuna dair de işte deliller getirdi. وَمَا حَدَّسَنَا اَبْنُ مَرْزُوقُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَمِرِ اِبْنُ اَقَدِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا اَبْدُ الْعَزِيزُ اِبْنُ مُحَمَّدٍ اَنْ يَزِيدَ اِبْنِ الْحَابِ فَزَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Aynen bunu da zikretti. وَمَا حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ اَنْ عَمْرٍ اَنْ طَاوُوسٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بيزرع كتاب برس المزمرتي أن يسجد على سبعة أعضاء من يدي كميت üzerine secdeydi de. Bu yedi azı yedisi de kemik yani. وما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عمرين عن عمرين عن عطاين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هو حديث شريف أتى عبد الله بن عباس رواية إليه فكانت هذه الأعضاء اشتبوا أعزالر أولي هي التي شل أعزالر أولدرر عليها السجود
secdeler bunlar üzerine. Öyleyse şimdi oradan kıyas yapacağız. فَنَزَرْنَا كَيْفَ حُكْمُ مَتْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهَا لِيُعْلَمَ بِهِ كَيْفَ حُكْمُ مَخْتَلَكُوا فِيهِ مِنْهَا. فَنَزَرْنَا, biz nazar ettik, düşündük, taşındık ki كَيْفَ حُكْمُ مَتْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهَا, bu kunut meselesinden ittifak edilmiş olan hüküm nasıl? Bunu öğrenmek lazım ki bundan biline, diyor aleme bihi, bununla biline keyfe hükmü mehtelefû fîhî minhâ, bu kunut meselesinde, kunutta değil miydi? Yok. Elleri. Evet. Elleri secdede nereye koyuyor? Evet. Ellerin yerine koyuyor? Rütbeteynin. Bu mesele. Bu meselede ittifak olunanı bileceğiz ki ihtilaf olunanı da ondan bilelim. Evvela bakalım her iki taraf ne üzerine ittifak etmiş. فَرَيْنَ الرَّجُلَ, biz adamı gördük ki ise secdede, secde ettiği vakitte يَبْدَعُ, başlar بِوَدْعِ اَحَدِ هَذَيْنِ, şu ikinin birisini yere koymakla başlar. اِمَّا رُكْبَتَاهُ وَاِمَّا يَدَاهُ, ya iki dizini evvel koyacak yahut iki elini evvel koyacak. Sünne râsehu ba'dehumâ, sonra da başını yere koyacak. Acaba hangisi? Bir defa bunu bakalım. Ve re'inâhu, biz o adamı gördük. İzâ refa'a bede'e bi râsihi. Bu refa olacak, refa değil. İzâ refa'a, kaldırdığı vakitte bede'e bi râsihi, başını kaldırıyor evvela. Fekâner râs, baş oldu mukaddemen fil ref'i, kaldırmakta evvel oldu. Müekferen fil vadi, yere koymakta da en sonunda oldu. Bunda ittifak var. Başı en sonra yerine koyur, en evvelde kaldırır. Her iki tarafa göre böyle değil mi? Her iki tarafa göre böyle. Sümme yüsenni ba'de ref'i râsi, başını rükudan kaldırdığı vakitte ikiler ne ile? Bi ref'i yedeyhi, ellerini kaldırmakla ikiler. Başını kaldırır, sonra ellerini kaldırır. Sümme rükbeteyhi, sonra da dizlerini kaldırır. Şimdi bu kalkışta her iki tarafta ittifak etti mi etmedi mi? Secdeden kalkarken evvela başını kaldırır, sonra ellerini kaldırır, sonra dizlerini kaldırır. Ve hâzâ, bu ittifâkun minhum simyan, her iki taraftan ittifak edilen bir şeydir. Her iki taraf bunun üzerine müttefiktir. Fekânen nazaru, öyleyse nazar kıyas oldu. Alâ mâ vasafnâ, vasfettiğimiz şey üzerine. Fî hükmür râs, başın hükmünde. İzâ kânen muakharen fil vat'i, koymaktan muakhar olursa. Lemmâ kânen mukaddemen fil ref'i. Evet, ref'i'den mukaddem olduğundan. Evet. En yekûne ola el yedân, eller de kezalik böyle ola. Lemmâ kânete mukaddemeteyni, vaktaki onlar mukaddem oldular. Ale rukbeteyni, dizler üzerine, firrafi kaldırmada. En tekûne olalar muakhareteyni, son olalar. Anhumâ, eller de daha sonra olalar filvedi koymak. Madem kalkışta eller evvela kalkıyor, dizler sonra, öyleyse koyuşta da evvela dizler, sonra eller koyulmalı. Kıyasa bunu icap etti. Fesebete bitalik, bununla sabit oldu. Ma şol bir rivayet ki, revâ vâilün vâil ibn-i hücûl rivayet eyle. Onun rivayeti sabit oldu. Yani başka bir rivayet de var ama vâil ibn-i hücûl'ün rivayeti kıyasa muvaffak geldi. Fahâzâ huvennezâd, kıyas da budur. Ve bihî ne'hûl, biz bununla ehz ederiz. وَهُوَ قَوْلُ وَبِي حَنِيفَةَ وَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمْهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu üç imamın mezhebi de budur. Şimdi burada kıyas yaptı. İmam-ı Hanife kıyas yaptı. Fakat esas kıyasa mı dayandı? Yok. Esas rivayete dayandı. Rivayet, üç sahabeden rivayet vardı. Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ebu Hureyre, bir de Hazreti Vahid.
Hazreti Ebu Hüreyre'den iki türlü rivayet oldu. Ondan rivayetler muhtelif olduğundan o hüccet olmaktan çıktı. Kaldı bir tarafta Abdullah ibn Ömer'in rivayeti, bir tarafta Vahid ibn Hüşr'ün rivayeti. Şimdi kıyasa baktık, kıyas hangisine muvaffak geldi? Vahid ibn Hüşr'ün rivayetine muvaffak geldi. Bu tarafı tercih ettik. Tercih sebebi ne oldu? Kıyas. O rivayet kıyasa daha muvaffak. وَقَدْ رُوِيَ رُوِيَ demiş ama رُوِيَ değil mi? رُوِيَ rivayet olundu. ذَلِكْ بُوْ اَيْذَا اَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ وَغَيْرِهِمَ yani biz bu kıyas yaptık ama aynı zamanda bu kıyas hakkında rivayet de var. Yani böyle yapıldı diye. Kimden? اَنْ عُمَرَ Hazreti Ömer'den وَعَبْدِ اللّٰهِ وَغَيْرِهِمَ bunlardan da rivayet olundu. كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله حدث إبراهيم النخي رواية كم دان أن أصحاب عبد الله عبد الله بن عبد مسعود أصحاب الله ونر ذا كم لر القامة والأسود Abdullah bin Mes'ud'un eshabı bunlar. Alkeme ve Esved, onun talebeleri. Fekala Alkeme ve Esved dediler ki Hafizna en Umar'a biz Hazreti Ömer'den hifzettik fi salati namazında ennehu Hazreti Ömer harre secde etti ba'de rükûhî rükûhundan sonra ala rükbeteyhi dizleri üzerine kemâ yehirrul be'ir devenin yere gitmesi gibi ve vada'a rükbeteyhi dizlerini koydu yere قَبْلَ يَدَيْهِ اَلَّرِنْ اَوَّلِ bak bu rivayet de geldi. Bu da İmam-ı Ali Hanife'nin reyini teyit etti. حَدَّسَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَمَرَ الضَّرِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَا أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاءَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي İbrahim النَّخَعِي dedi ki حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود حفظ لندي أن ركبتيه ونكديزي كانتا تكعان إلى الأرض يرواك ولوذ قبل يديه اللبن ذنب يعني عبد الله بن مسعود نمسكلر كان أولا تزدرن يركول صلى الله عليه ولدي في صحابة رواية حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة غيرة قال سألت إبراهيم عن الرجل إبراهيم النخعي سوردم عن الرجل bir adamdan ki يبدأ بيديه ellerini yere koymakla başlar قبل ركبتيه dizlerinden evvel secdeye giderken bir adam ellerini evvela yere koyuyor sonra dizlerini koyuyor ne dersin bunun hakkında dedim bizler secdede secde ettiği vakitte böyle yapıyor dedim fekale İbrahim el-Nakhai buyurdular ki اَوَا يَسْنَعُ ذَٰلِكَ bunu yapar mı? يَدَعُ اَوَا يَدَعُ ذَٰلِكَ evet bunu yapmaz يَدَعُ yani koymaz اَوَا يَدَعُ ذَٰلِكَ ellerini dizlerinden evvel kor mu? Koymaz اِلَّا اَحْمَكُ اَوْنَيْكُ ya ahmak adam olur ya deli adam olur evvela dizlerini koyur evvela ellerini koymaz senin olduğu yerde kıyas olur mu? Hadis olduğu yerde kıyas olmaz. Bu kıyas kendi o tarafın delilini kıyasla tercih ediyor. Yoksa ayetin karşısında sünnetin karşısında kıyas olur mu? Kıyas kıyasın karşısında olur. Kitap, sünnet, icma-i ümmet ondan sonra kıyas. Kıyas dördüncüde gelir. İcma-i ümmet oldu mu gene kıyas olmaz.